Gelebilir miyim? Oo, Toprak Hanım. Buyurun tabii. Evet. Ne vardı? Yeşim, ben sana bir şey soracağım. Evet, seni dinliyorum. Sen hala hamilesin değil mi? O çocuğu alır mıydın? Sen ne saçmalıyorsun? Hı? Aklınca bana şaka falan mı yapmaya çalışıyorsun? Belki yanılıyorumdur ama ben öyle hissettim. Ne o? Senin yardım melekliği oyunun bitti. Bu sefer de dedektifçilik mi oynamaya başladın? Biraz midem bulandı, biraz kustum diye ipuçlarını birleştirdin, böyle bir sonuca vardın öyle mi? Bravo gerçekten. Ama ipuçlarını yanlış birleştirmişsin şekerim. Ben sadece midemi üşütmüşüm, o kadar. Sadece kusman da değil. Sen hala konuşuyor musun? Konuşmaya devam ederek bana hakaret ettiğinin farkında mısın acaba? Yeşim, ben öyle bir şey yapmaya çalışmıyorum. Yanlış anladın. Yok. Senin için ne ifade ettiğimi söyleyeyim mi sana? Sana göre ben dünyanın en iğrenç insanıyım değil mi? Herkesi kandırdığım yetmezmiş gibi bir de şimdi masum bir çocuğu alet edeceğim bütün oyunlarıma. Çınar da bütün bunlara inanacak kadar aptal çünkü. Sen de bir o kadar zekisin. Ben öyle bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Ben sadece... Yeter! Daha fazla konuşmak istemiyorum. Yoksa kırıcı olacağım. Şimdi çıkabilirsin. Ha bir de... Bana bak. Bütün bu paranoyalarından Çınar'a bahsedersen... Senin için kötü olur. Yani küçük duruma düşersin. Ben söyleyeyim de. Çıkabilirsin şimdi. Yani ben yine de pek emin değilim ama bilmen gerektiğini düşündüm. Neyi? Yani belki ben yanılıyorumdur. Aklını da karıştırmak istemiyorum. Toprak, sen söyle, gerisini sonra düşünürüz. Çınar. Yeşim sanırım hala hamile. Hayır, olamaz Toprak. Yani onu ben kendi ellerimle götürdüm hastaneye. Randevusunu ben aldım. Hatta bir saat orada bekledim. Doktor çıktıktan sonra operasyonla ilgili konuştuk. Hatta Yeşim ayıldığında doktor ona tavsiye verirken ben de oradaydım. Hastaneye kontrole gitmesi gerektiğini söyledi.
Ben seni de anlıyorum. Böyle bir şeye inanmak zor tabii. Ama en azından Yeşim'e bir sor. Kontrollerine gitmiş mi? Bak Toprak. Gerçekten çok ciddi bir suçlama. Eğer Yeşim hamileyse... Aman Allah'ım, bunu düşünmek dahi istemiyorum. Emin misin? Yani benim bildiğim folik asidi sadece hamileler kullanır. Çünkü ben Nazlı'mı hamileyken doktor bana da vermişti. Hatta Sıtkı ilaç parasını harcadığı için alamamıştım. Neyse, sonra ablam bir şekilde buldu getirdi. O yüzden ben o ilacı hayatta unutmam. Peki ne bileyim, başka bir şey için kullanıyor olmasın bu ilacı? Olabilir tabii de dediğim gibi ben onu birkaç kez kusarken gördüm. Geçen gün de doktoruyla konuşuyordu. Mide bulantısı varmış, ondan şikayet ediyordu doktora. E tamam işte, midesini üşütmüş zaten. Yemekte de şey, Mürvet bize öyle söylemedi mi? Çınar, ben kesin öyledir demiyorum. Sadece ben böyle olduğunu düşünüyorum. E bunu da seninle paylaşmak istedim. Ben iyi niyetinin farkındayım Toprak. Ama bence yanılıyorsun. İnşallah sen haklısındır. Canını mı sıktım? Hayır. Ama söylediklerin doğruysa... epey bir canım sıkılacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.